Diyarbakır TV izleyenleri, Bir Çocuk Bir Renk adlı projeyle Manisa'ya gelmiş bulunmaktayız. Şu an kalacağımız yerdeyiz, öğretmen evindeyiz. İlk gecemizi burada geçireceğiz. Arkadaşımız Muhammed Beyazdağ yapacağı belgesel için öğrenci arkadaşlardan seçim yapıyor. Kendi perspektifine göre öğrenciler seçiyor. Soma'yı en iyi bilen öğrencileri arıyor aralarından. Şu an seçim oluyor. Biz şimdi ekibimizi seçtik. Arkadaşlara küçük bir eğitim vereceğiz. Sonra sahaya çıkacağız belgeselimizi çekmeye. Arkadaşlar şimdi reklam ekibi için öğrenciler seçildi. Sefa arkadaşımıza dönelim ve reklam ekibinin neye göre seçildiğini soralım ona. Reklam ekibinde öncelikli olarak rol yapacak, kameranın karşısında rol yapabilecek arkadaşları ve kameraya, kurguya meraklı arkadaşları seçmeye özen gösterdik. Bu çalışma burada göreceğiz. Sizinle artık yavaş yapabileceğiniz bir şey olduğunda sizin için sorumluluk varsa hiç çekinmeden yanımıza gelip bizimle iletişim kurabilirsiniz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız sizin için. Burada senaryo olacak bu. Bunu yazacağız. Ondan sonra anlatmaya başlayacağız. Önce sizden alalım cevaplarınızı. Haber nedir? Nasıl yapılır? Mesela neyin haber değeri olmalı? Mesela bir örnek var. Köpek insan ısırır sever olmaz ama insan köpeği ısırır. Aynen öyle. Süper. Bakın güneş burada. Ama tabi sahilde birazcık şöyle uzakta. Şişeyi tersten aydınlatıyor. Cam ışığı geçirdiği için gözüküyor. Geçirmeyen kısmı simsiyah. Bu da yürüyor insan. Tam tersten sadece silüet olarak çıkmış durumda. İlerisinde ise anne ve baba olmaya hazırlanan çiftin çocuklarına bir oda hazırladığını ve kapısına adını yazdığını gördük. Ve ardından gençlik döneminde bir kıza aşık olup ismini taşlar kapısının önüne almış bir geç koyduk. Yani bir ismi defalarca tekrarlıyorsa belli ki bizim için... Merhaba. Neler öğrendin ilk dersi? Neler öğrendim? Grip box diye bir şey öğrendik. Perde arkası falan. Senaryo öğrendik. Sahneler nasıl yazılır onları öğrendik. Radyo dediğimde aklına ne geliyor? Ya benim için radyo müzik aracıdır. Ama tabii ki bunun içinde hayatımızda kullandığımız çok şeyleri öğreniyoruz. En basiti yani mikroskopik canlılardan ta evrenin öbür ucuna kadar fotoğraflarımız var. Sonra ışık fotoğrafın en önemli kuralı olduğunu yine büyük bir şekilde öğrendim. Sizce kaç tane atmalıydı borcunu? 2 gol yeterdi en fazla. Peki burada Prenende'nin oluşturduğu kadroya sizce nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler düşünüyorsun Merve? Köşe yazımı yazdım. Bahçegül ablam da çok beğendi. Şimdi onu gazetede çıkarmak üzere bilgisayara deşifre ediyorum. Başlayabiliriz. Merhaba sevgili üniversite tam dinleyenleri. Ben, yapımcınız ve sunucunuz Ayşar Arslan. Uzak Doğu Müzik programıyla karşınızdayım. Sloganımı söyledim. Sloganını biz de öğrenelim. Geri dönüşüme yolla, geleceği selamla. Bugün reklam çekimimizi tamamladık. Yani herkes rollerini alan oynadı yani. Ben zaten 2 yıllık okul tiyatrocusuyum. Burada reklam filminde de oynamak istedim yani. Beni reklama çeken buydu yani. Geldim. Şu an bir grubum yok. Ben Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisiyim. Buraya uçurtma şenliği var dediler. Ben gelmek istedim. Ben olur dedim arkadaşlarımla beraber geldik. Uçurtma uçuruyoruz. Bir
iletişim olarak belki sadece 30 kişiyiz bu salonda. Ancak size tüm Akdeniz İletişim ailesinden kucak dolusu sevgi getirdik. Projenin gerçekleşmesine büyük emekleri olan Soma Kaymakamı Mehmet Vahit'in Akçı'ya, sponsorlarımız Santura, Vestel'e, MBK Turistiğe destek veren Akdeniz İletişim öğrencilerine ve hocalarına teşekkür ediyoruz. Müziği Zengin programıyla sanat sanat sesleniyoruz. Ben İlayda Gözoğlu ve ben Betül Yıldız. Programımıza en az başlıyoruz. Listemizin 5. sırasında bulunan Hande Yener'in haber şarkısı var. Keyifli dinlemeler. Hayatın müzik programıyla sizlere sonradan sesleniyorum. Ben Nesli Özel. Soma'nın bu güzel çocuklarına, huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum.